Merhabalar sevgili geekler. Star Trek Discovery Savaşı Bilmeyen Barışı Bulamaz bölümüyle bu hafta tekrar süper üçlü olarak toplandık. Toplandığımıza bin pişman mıyız değil miyiz? Cevaplar az sonra. I'm born afraid. It's how we survive. My whole life have never known a moment without fear. Not one moment. Until now. There will be time to grieve. This is not that time. Star Trek Discovery. Evet, az sonra da hep tekrar buluştuk sevgili arkadaşlar. Bu haftaki bölüm sizin için ne ifade etti? Michael Burnham ve yakışıklı prens arkadaşı. Taksici prens. Okey. Ve de işte makyajı 34 saat süren uzun boylu dostumuz ki bu hafta öğrendik ki aynı zamanda bizi de konuşabiliyor. Bir kaza geçirmiş, öyleymiş tipi. Allah korusun, geçmiş olsun. Tövbe estağfurullah. Hızlı koşabiliyor, konuşabiliyor dedim. Ama çok da hızlı, yavaş konuşmuyor. Büyük ihtimalle koşabiliyor demişimdir. Sen yanlış duymuşsundur. Okay. Neyse, hepimizin asabı bozuk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü pazartesi sabahları bu diziyi izlemek için buluşuyor olmaktan ekstra mutsuz oluyoruz. Ama size şikayet etmeyi bırakıp bölümü konuşmamız lazım. Evet, evet. Bir de böyle şey heyecanıyla girdik ya. Abi yeni Star Trek geliyor. Hadi bölüm inceleme yapacağız falan. Sabahları buluşacağız, bir çekeceğiz falan. Ve sonra CW'nu yazdı, ortaya çıktı yani bütün bölümleri. Abi yani keşke Mindhunters falan konuşuyorsaymıştık. Abi keşke ya. Her bölüm aynı şey söylemekten sıkıldık ama yani bir şey de söylemek lazım. Hayır abi, şey şimdi izlediğimiz şey gerçekten hani bir önce Star Trek gibi değildi diyorduk. Şimdi de iyi bir şey olmadığını söylüyoruz. Hani Star Trek gibi değil ama iyi bir şey falan, hani heyecanlı bir şeydi. Evet, evet, ilk iki bölüm çünkü şeydi. Bayağı abonelik satsın diye gerçekten üzerinde uğraşılmıştı yani iki bölümün. Herkes şey diyordu gerçekten. Evet, o kadar ruhunu yansıtamamışlar ama o uçuyor, koşuyor, neler neler falan şimdi artık o bile yok. Valla bir kere zaten ben bu çağda böyle bu kadar episodik olmasından dizinin hoşlanmıyorum. Bu subjektif bir yorum, farkındayım yani. Bunun seveni vardır, o ayrı konu ama. Evet, bence çok episodiklikler uzak ya. Yok be, değil. Önceki bölümlerde ne olduysa hep onun etkileriyle ilerliyoruz be abi. Ya etkileriyle ilerliyoruz. %100 episodik değil ama hani şey işte bu bölümde ya de bu gezegen. Bunu konuştuk abi. Star Trek'teki özgün episodik değil yine. Bayağı evet, ilerleyen bir tarafı var. Neyse. İlk defa Star Trek camiasında sonunda bir tane gezegene geldiler. O gezegen de yine böyle işte tıpkı işte Can'ın hep başından beri konuştuğu mantarlar gibi böyle işte spiritual, secret, böyle yeni işte feng shui falan, böyle hani yeni trend şeyler gibi, böyle hani bilim yok abi, ısrarla bilim yok. Kusur da bilim abi, işte çakma bilim dediğimiz yani. İşte bu gezegende böyle tövbe bismillah ruh var, onlar ses yayıyor, öyle herkes huzur içerisinde dönüyor falan gibi bir gezegene geldiler. Ben yani şeyi tam anlamadım abi bölümü izlerken. Şimdi Saru'yu etkiledi ya mavi yaratıklar. Onlar Saru'yu böyle davransın diye etkiledi mi? Yoksa Saru bu etkiden böyle bir sonuç çıkardı falan, tam anlayamadım mesela. Valla biz de anlayamadık. Bence ben de anlayamadım. Sen anladın mı? Abi çok basit çünkü. Hiç anlaşılacak derinliği yok. Saru bunların ne kadar mutlu yaşadığını gördü. Dedi ki bunların mutluluğu bozulmasın dedi. İşte en sonunda diyor ben zaten hep korkak bir ırkım. İşte çok bunlarla beraber huzur bulunca o huzurum bozulacak diye çok korktum. Şey oldu yani Saru böyle işte. Ben size ihanet edemeyeceğim, sizi çok sevdim. Ya Saru da aslında barışı korumak için savaş başlattı. Kendi küçük savaşını. Güzel. Yok biraz işte evet, bencilce ama. Yani Michael'ları dövmesini kastediyorsun. Işte, aynen. Evet, o gezegeni korumayı çok istedi adam. İşte hayatım boyunca korktum, ilk kez korkusuzluğu bunlarla yaşadım diyor. Ya arkadaş, sen madem hayatın ömrün boyunca korktun, biz biliyoruz ki filmlerinden de dizilerinden de bu yıldız filosuna adam alırken bir tane sınavdan geçiriyorlar. Cesaret sınavı, en büyük korkularınla yüzleşiyorsun bilmem ne, onda başarılı olamazsan almıyorlar seni falan. Bu çocukcağız böyle sürekli korkuyorsa Saru sakat bir şey yani. Hocam işte şey oluyor ya mesela, ne bileyim diyelim sınava girerken Müslüman değilsen din sorularını çözmüyorsun ya. Bu da işte korkuyla ilgili sınavı atlamış oraları falan. Evet, muaf şey buralardan demişler. Hocam demişler, bizim kültürümüzde korkmamak yok. Biz o yüzden muafız falan. Gerçekten ona gelmiş konu yani. Hadi sen geç falan. Bir yandan da bu konuyu çok derinleşemedik yani. Sıkıldığımız için. Şey konusu vardı. Çok az işlendi ama işte gıcık eşcisi olduğunu sonradan anladığımız. Bu bir ayıp bir şey diye demiyorum. Hatırlatmak için karakteri söylüyorum. Kızıl saçlı işte mühendis kardeşimizin geleceği falan görmeye başlaması. Sonradan hatırladığımız mı? Neyse, hadi girmeyeceğim. Ve
Ya şey... o ne kadar ilginç bir hikayeydi bu. Hazır tekrar hep beraber üçümüz ilk kez bir araya gelmişken konuşacağım. Sen ilk bölümde dedin ya, bu çocukla ben gay elektriği aldım falan filan. Sonra Kevin Spacey'nin yıllar önce atladığı çocuk çıktı o, biliyorsunuz değil mi? Evet. O da çok ilginç bir detay yani. Evet, evet. Ben bilirim abi. Sende fena hislerim varmış ya senin. Cevdet'in hislerine güvenmemiz lazım yani. Biz de oralardan geçtik. Adam tak diye... Adam mantarı çekti, Kevin Spacey'nin kariyeri bir hamlede bitirdi valla. Neyse, diziye dönecek olursak iki kızıl saçlı bu konuda sohbet ediyorlar. Yani bu konu dediğim sevişme konusu değil. İşte sen kafayı yemişsin. Sarışın öbürü kızıl saçlı ya. Sarışın oğlum Kevin Stamets. Paul Stamets karakterini. Ya neyse, benden açık renkli işte hepsi. Ben hepsini aynı görüyorum. O tarzda saç olan insanlar. Nasıl ayırıyorsunuz? Bak biz zencileri ayıramıyoruz, o da beyazları ayıramıyor. Sarı kızıl beyaz. Falan. Neyse, ne diyorsunuz? Yani adam geleceği falan görüyor. Ya kadın kaptan olacakmış demek ki. Yaşasın. Yani bir ben çok sıkılıyorum. Genetiğime mantar bastım. Şimdi de geleceği görüyorum. Öbür bölümde de zaman uzay kontinuumunun dışındayım. Bana zaman yolculuğu etkilemez falan diyordu. Abi işte bu ben abi? Şeyi anlamıyorum mesela. İşte bugün size de söyledim ya. Yani bu mesela karakterlerin bu drama queenliği nedir abi? Dramatik olacağım diye böyle. Ya sen işte tamam. Buralarına bir şey basmışsın. O zaten yeterince bullshit. Tamam peki. Hani senin sayende gidiyor her şey. Hani sen de dedin ya sana bir şey olmaması lazım vesaire falan. Hani o okey bir kenarda dursun. Bir de bir önceki bölümde böyle zamanın dışında kaldın. O da bir kenarda dursun. Bu bölümde geleceği gördüğünü iddia ediyorsun. Hala böyle ya bir öyleyim bir bakıyorum böyleyim. Ya nasıl olacak bu falan diyeceğine böyle kendi kendine drama kuyunluk yapacağına çekil bir kenara. Git bütün otoriterlerle konuş de ki böyle bir durum var. Bu çok önemli bir durum. Ve bu durum için ben de bak şu anda bu durumdayım. Belli ki zamanla ilgili benim farklı bir de durumum var yani. Hadi bunu çözelim de. Savaştayız, ben subayım. Evet evet. Resmiyet, ciddiyet, görev bilinci, iş ahlakı. Abi bir oradayım, sonra bir bakıyorum buradayım falan gibi kötü bu, repliklerle. Bu şöyle bir mevzuyla bütünleştirerek bunu eleştiriyoruz arkadaşlar. Biraz kendi aramızda konuşmuştuk, size şey olsun diye gözet geçeceğim. Şöyle bir kanıya vardık yani zaten... Bu kadar önemli bir silah, bu kadar önemli bir teknoloji var. Okey bu çok önemli işte, düşmanın eline geçmemeli falan. E niye cephede önünde ki bu o zaman? Ya da niye kimsenin haberi yok bundan? Yani işte nasıl yolsuzluk yapılıyor? Adamın birine elektrik takıyoruz filan. E bunun bilimsel olarak araştırılıp hakikaten hani bundan dolayı adam yakındı, bunun olmasını istemiyorum dedi. Ama yani biraz bencilce. Bu kadar da olmaz ki yani. Evet. Gerçekten de öyle değil mi sizce? Hem öyle hem de niye adam cephede... ölse ne olacak bu arada hakikaten? Yani? Evet hani, bir de başka sebepten dolayı da başka bir şey gelebilir. Yani bu gemide bir suikast olur, bilmem ne olur. Bilmem ne reaktörü patlar filan, adam kafasını vurur, hastalanır. Yani adam hakikaten evrende savaşı kazanmak için bu kadar kilit bir noktada. Ve öyle normal işine devam ediyor. Ya bunu bir de bunu neye aktaracaklar? Şimdi asıl diğer işte Star Trek evreniyle bağlayacakları için. Şimdi bu normalde böyle değil. Biz ne? Diğer Star Trek'ten de böyle ne adamları görmüyoruz böyle bağlanan. Ha yolculuk olayı. Tabii bu sporlar ve şeyler işte bu adamın varoluşu bir yere bağlanacak. Ya nasıl bağlanacak? Ha ben bu sporları köpeğe bağlayayım mı diyecekler. Ne olacak? Hayır canım belli bir şey olacak. Ona en fikir gibiyiz. Bu adam ya da bu gemi ölecek, patlayacak bilmem ne. Bu teknoloji tarihe karışacak belli ki yani. Geri kalan Star Trek evreninde böyle bir teknoloji olmayışı. 150 yıl sonra bile bak olmayışı. Başka ben, şekilde açıklayamaz. Ben Sam Westen'in Lost'ta çalıştığı bu ekipten şey bekliyorum. Son bölümde her şey bir rüyaymış, tam araftalarmış falan çıkarsa zaten bütün Discovery bölümleri zaten anlamlı olabileceği böyle, için. Böyle diye geri dönüyor. Michael bunları düşünüyormuş şeyde işte. Hapishanede işte. Hapishanede değil. Çinli kadının yanında. O yüzden ihanet etmemeye karar veriyor. Ha, nasıl? Evet, aynen. Gerçekten Discovery'i kurtarabilecek tek hamle bu ya. Yani ihanet etmemeye karar veriyor. Sonra vuruluyorlar ve patlıyorlar ve işte akışlarla vuruluyoruz Discovery'i. Gerçekten ya. Ve Picard geliyor falan. Aynen. Sonra orada bir delikanlı görüyor böyle. İşte, vay be uzay gemisi patladı. Senin elin nedir evlat? İşte Picard. Ben de kör. kötü. Ya aynı yüzyılda bile değiller tabii bu arada. Yani hayır, o sırada da... patlamadan ötürü bak o iyice karışık. Patlamadan ötürü sporlar, mantarlar bir şey yapıyor filan. Geçici olarak bir zamansal kırılma yaşanıyor. Hani Kök'le Picard bir maceralık bir araya geliyor filan. Nasıl fena değil. Hep beraber spa ve balinalar arıyorlar sonra. Evet aynen öyle çok güzel. Peki bu hafta bir de şey vardı arkadaşlar. Unutmamamız gereken bir de Klingon cephesi vardı. Orada da tam anlamadığımız klişe yapalım. Ya evet taknak kut filan deyince anlamıyoruz. Bir de alt yazısı izledim. anlamadığımız şey aslında şuydu. Yani şimdi Amiral Leo öbür kız adını da bilmiyorum maalesef. Adı var mı? Isabella. Ya Klingon gemileri de en az insan gemileri kadar dandik, farkında mısınız? Evet. Herkes güçlü... her şey yapıyor. Görev dağılımı yok. resmiyet yok. Adam kapıdan giriyor. Bak başta saniyeler var. Biraz kıl oldum onun için. Giriyor kapıdan.
Bağır lan diyor. Aa diyor. Muhafız gidiyor. Tamam, içine aldı gitti. Muhafızın görev tanımı şöyle ya, şöyle mi? Tabii. Mahkumun yanına işkenceciyi al, yeterince bağırıldıklarında git. şöyle bak. Muhafız giriyor şeyin işte bekleme odası, kendi çalıştıkları yer falan. Mahkum bağırdı mı? Bağırdı merkezde. Hani rapor veriyor yani, anladın mı? 16.58 tukumba bilmem kimi bağırdı. Tamam, bağırdıysa tamam. Böyle mi eğitim veriyorlar askeri akademide? Biz neyiz? Muhafızız. Ne yapıyoruz? Bağırtırıyoruz. Bağırtınca gidiyoruz. Ben gemidandik derken şey diyeceksin zannettim. Sağda solda birini ittirdiğin zaman elektrik çarpabilen devreler ortalıkta falan. Ya o neyse. Sonra düşüyor, geberiyor hesapta. Hani sen kandıracaksın falan zannediyoruz biz. Neyse o da çıkmadı. Çok bayağı kızı öldürdü yani. Evet, amiral öldü mü ölmedi mi? Bence bu arada hala ölmedi. Bence ölmedi abi. Ya, kalbimizde çünkü falan değil. Bedensel bütünlüğü. Hayır. Ha, orada şeyde ya ölü taklidi yapıyor evet, falan. Ama bedensel bütünlüğü bozulmayan her yaratığın ölmeme ihtimali var. Şu çok komik. Yani ulan sizin de sensörünüz var. O öldü mü ölmedi mi? Sor bilgisayara söylesin. Birincisi. İkincisi. Hadi ölüyor kadın, düşüyor yere. İşkencecisin sen, tamam mı? Koridorda kapışmışsın bununla. Orada da Lord geçiyor o sırada oradan. Ya geminin gerizekalına bakar mısınız ya? Gemi ya, bu şeydi ki ev değil ki, anladın altı mı? 6 kişilik hani, falan mı gemi galiba? Yemin ederim 3+1 bir ev değil ki yani. Koskoca gemi. Takılma. Tam sen kapışıyorsun, oradan da Lord geçiyor. Böyle ha pardon Lord'um, ben götüreyim bari depoya diyor. Lord da şey diyor herhalde, zaten gemide 4 kişiyiz. İkisi mutfakta, ikimiz burada. Muhafız da gitti, bu götürsün bari. Dese ya ulan sen git görevine, onu asker götürsün falan. Yani ne bileyim, evet, anladın abi mı? O kadar salakça ki şey, salakça şeyler ki bunlar. Biraz garip. Şey de kötü bu arada. Kötü değil de şey de benim kafamı karıştırdı. Şimdi kız dedi ki benim bir arkadaşlarım vardı falan dedi. Sonra arkadaşların cesetlerini buldu. İşte tek tek isimlerini saydı. Anlamadık ki biz, altıncısının bile adını söylüyor. Sonra abi biz hepsi aynı geliyor ya, o yüzden. Şimdi onları da koymuş, bir tane dolapta duruyorlar bak, ya. Bak bak bak. Orası hadi cesetlerin falan konduğu bir oda galiba, tamam mı? Kadını da oraya getirdi ya. Ama niye öyle duruyorlar? Şunu bırak. Şimdi bu kadının arkadaşları bunlar. Kaptana da söyledi. Senin söylediğin abuk subuk tesadüf yüzünden hani ben bunu götürüyorum o zaman ceset odasına dedi falan. Şimdi orada cesetlerin olduğunu herhalde kaptan gemisinden haberdar yani. Kızın arkadaşları olduğunu da biliyor. Ben zannettim ki sonra biz 1-2 saniye sonra şey göreceğiz. Bak arkadaşlarını öldürdüm, işte bu senin sadakat sınavındı falan. Öyle bir şey de yok. Niye orada kızın cesetleri apaçık ortada? Yani kızın bundan intikam almak isteyeceğini kaptan hayal edemiyor mu falan mesela? Bir de abi daha komik yani ceset öyle bir saklanır yani. İşte, kokarla. Ya evet, hani onu bence saklama gibi bir dertleri yok da, bence böyle kokar çürürü geçtim. Saklamayacaksın, at uzaya, bir uzaydasın. İki, biz bu geminin uzaya atmak yerine lahite koyup lahitleri geminin üstüne koyduğunu görmüştük. Bu o gemi ama o gemi yapıyor. Tamam. Okey. Yine Tukulma'nın gemisindeyiz. Hadi bu adam onu yapmıyor. Elini niye depoda tutuyorsun abi ki? Abi bunlar zaten şey ya. Evet. Vatan haini olduğu için leş ya. O yüzden uzayı kenara atmışlar. Allah! Yani uzay, bu uzay gemilerinde şey protokolü yok mu ya? Cesetlerle dolu oda var. Kapı öyle fıstık koridora açılıyor mesela, tamam mı? Ulan bir mikrop çıkar, bir şey çıkar. Ulan gebereceksiniz. Hayır, kaçıncı yüzyıldayız? Kokar bir kere yani. Evet, bu anlıyorum. Katlanılacak şey mi yani kardeşim? Hani hakikaten harbiden cesetleri açık koyuyor Klingonlar. Hadi öyle diyelim, tamam mı? Ki eski Klingonlar direkt salıyorlardı uzaya çünkü tabii ceset kıymetsizdir diyorlardı. Evet. Yeni Klingonlar da tukumadi yukarıya koyuyordu. Orta karar Klingon bayağı böyle kenara ne şey gibi. Ne yapacağını bilememiş. Yemin ediyorum şey gibi ya. Skyrim'de böyle bir sürü item'ın olurdu, ne yapacağını bilemezsin, böyle dökersin ya. Böyle öyle koymuşlar kenara yani. Bu ne kadar saçma bir şey ya bu. Ya yemin ediyorum diziyi çocuk yazmış gibi, anladın mı? Şeyi düşünemiyor. Yani Star Trek'in gizli olgunluğu hep şeyden geliyordu ya. Yani bu tarz şeyler, küçük detayları hiç kaçırmazlardı yani. Bazen çok salakça şeyler oluyordu evet yani okey. Ama ne bileyim. Basit teknik, basit medikal, basit bilmem neleri kaçırmıyorlardı. Onlar da advanced kasıyorlar. İşte bu kristali kulağına koyacağız, sen şimdi evreni duyacaksın falan. Bu tarz bullshit hep oluyordu ama işte ne bileyim, en azından sıhhi bir yerde koyuyorlar bunu kulağına yani. Böyle yanında cesetler böyle. Bir de bir tanesi bayağı yarısı açık yatıyor yani. Ya işte benim anladığım, benim de anladığım, Ceviz'in anladığına yakın. Hani onlar ihanet etmiş. O yüzden biraz da herhalde haysiyetleri de bozularak işte. Evet, saklanıyor cesetleri çünkü falan. Çünkü orada ama şey yani, de vardı yani. Bunu varsayıyor. Tomb da vardı falan, böyle bir mezar da vardı büyük daha. Afilli, neyse şeye gelirim arkadaşlar. Dur, Klingon gömmeyi bitiremedim ben. Öyle mi, pardon? Tabii. Sonra gidiyor kız işte ben konuşuyorlar falan. Adam da diyor ki ha o falan. Alıyor boyayı. Sen diyor işte şöyle çok saçma bir sahne var bak. Ben gidiyorum falan diye, gidersen git falan. Sonra muhafızlar durduruyor.
Muhafızlar durdurunca bu diyor ki eyvah beni öldürecekler herhalde. Bir böyle korkuyor, çöküyor. Adam da diyor ki zaten sen yine iyisin, iyi interrogator'sın diyor. Hop buna boya sürüyor. Orada bir hani bak şöyle çok salak bir şey var. Bir 5 saniye, 1 saniye zannediyoruz ki kız gidiyor zannediyoruz. Sonra 1 saniye eline kızı öldürecekler zannediyoruz. Sonra 1 saniye eline adam Lord aslında kızı yanına aldı zannediyoruz. Bir sonraki saniye Lord diyor ki ben anladım lan seni diyor. Boyayı evet. Sürdün, boya israf oldu. Evet, evet. Direkt göndersene şeye. Evet. Alın bunu falan diyor. Niye boyayı sürdün ki o zaman? Aynen yani boya israfı tabii şaka bir yana. Hayır şaka bir yana. Hani hakikaten niye git gel uzatıyorsun ki bu kadar? Gerçekten bir yere varmayacaksa. Bu biraz böyle bir sonuç olunca bizimle dalga mı geçiyorsun gibi oluyor. Ya bize o, şey yapmaya çalışıyor. O Lord'un çok ciddi zihinsel sıkıntıları olması lazım. Tamam da yani. Bize heyecan vermeye çalışıyor. Bir kere tamam. Bir kere tamam. Şey olarak da öyküsü olarak da biraz zorlamakla da beraber bir mantığı var. Hani o an işte kızın tamam. Gözünü korkuttu falan. Boyadan yani. Sonra geri mi git dedi? Ben onu kaçırmışım. Hayır gitmedik. Alın götürün bunu dedi. Boyadan sonra gene kötü kadın ama olduğuna karar verdi. 2 saniye önce zaten tam götüreceklerdi. Evet. Getirin boya süreceğim dedi. Boyayı sürdü. Tamam şimdi götürün işkence edin dedi. Niye? Hani herhalde abi bu general boya sürerek bir insanın sadakatinden emin oluyor. Veya hani sadakatsiz olduğuna emin oluyor. Yani böyle tamam getirin bakayım. Ha okey yok bu abi. Götürün bunu. İyice de sürmüş ama yani. İşte kendime de yaptım, kendime de yaptım. Surat çiziyor kafasına. Ben iyiyim. Bak, iyiyim falan. Neyse, hippie gezegene geri dönelim. Oradan çok az gömdük ve geçtik. Ya fazla gömmeye de zorlamak istemiyorum da çok konuşmadık yani. İşte öyle bir gezegen vardı. Ya ne konuşursak gömmüş gibi oluyoruz abi, yani. Abi Star Trek Doktor Who bölümü bu. Tamam mı? Doktor Who'da böyle bölüm vardı işte. Ama Moffat yazmış. Moffat yazmış. Ya işte böyle ormanlık bir yılbaşı bölümü vardı ya işte ormanda evet. Böyle bütün yıldızlar yukarı çıkıyordu falan böyle saçma sapan. Orada anne gücü dünya. Evet anne gücü. Ya işte şöyle Doktor Who olunca okey zaten. Doktor Who biraz fantastik kafalara tamam hani bir biraz parça gidiyor. Ama Star Trek'te yani abi bir tane hala bilim yok ya. Yani ben bir gezegen var o gezegen şarkı söylüyor. La 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 la. Herif önce rahatsız oluyor sonra ya man ne bileyim. Peki, o zaman, tamam. Bakın biz Moffat'lı Doktor Who sezonlarını kaldırabilmiş insanlarız bak. Yani çok kötüsüne alışkınız tamam mı? Yani belki yıllarca flash konuştum. Yani ama yok Star Trek bizi tüketti inanamıyorum ya ben. Discovery. Star Trek yendi bizi ya. Peki sonuna gelelim. Sonunda da Barış Gezegeni kıllık yaptı, şeylik yaptı. Ben daha iyisini bilirim arkadaşçılık yaptı ve şey yapmak yerine işte görünmez gemileri görünür hale getirmek yerine barış konferansı yapmak için Klingon ve insanları oraya davet etti. Evet. Ben de orada şu detaya takıldım sevgili Can. Aynı Klingon gemisinin başka bir işletme saçmalığı. Ne oluyor? Bir sinyal geldi. Ne bu sinyal? Bir davet. Gidelim. Ulan ne yani falan diye bir sorsana ya o şeyini. Ya. Allah Allah. Böyle komutanlık mı olur kardeşim? Bekliyorlar demek ki. İşte şey federasyon bunu çözerse savaşı oradan kazanacak tamam mı? Efendim bir sinyal geliyor. Nereden? Dünyadan. Nedir? Davet. Gidelim. Her davete gitmemeliymişiz. Böyle bağlanıyor savaş evet, sonu. Evet. Böyle çözülüyor. Ama şey böyle değil mi? Worf geliyor lan. Bir Klingon savaşçısı ancak asla bir daveti bırakmaz. Yıllardır boşa savaşıyormuş. Boşu boşuna yani. Neyse hadi orada diyelim ki komutanın önünde başka görseller falan çıkıyor belki. İşte davet diyor ama 50 tane detaylı vıdı 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 suçlar geçiyor önünden falan. Sonuç olarak orada savaş çıkacak, davete gittiler. Bir sonraki bölüme ne olacak filan işte. Onu da, bu kısmı da hikayenin geçiştirmeye çalışıyorum. Çabuk olun. Abi geçiştirecek, yani yapacak, konuşacak bir şey yok. Belli ki bir savaşla bitirecekler. Son bölüm böyle bir savaş bölümü olacak. Öyle mi dersin? Ya çünkü biz... Son bölüm mü? Ha şey bu arada şey arasına geliyoruz arkadaşlar. Sezon arasına geliyoruz. Bir sonraki haftadan sonra bir iki hafta herhalde ara i̇şte verecek. İşte orada... Ay nasıl bekleyeceğiz gerçekten? O yüzden bir tık sezon final yani yarı ara final gibi bir şey. İşte ara final Snake and Peek'ini vermişler ya orada şey gördüm. Hani bir savaş var ve işte savaş sonlanacak this fall falan diyor. Demek ki işte bunlar hani bir araya gelip bir savaş olacak. Yani bunu ben vermiyorum spoiler olarak. Bayağı dizinin kendisi veriyor şu an. Herhalde kız Klingon son anda Klingon gemisine bir sabotajda falan bulunur. Ya büyük ihtimalle şey olacak işte. Abi bence hiçbir şey olmayabilir. Kız Klingon'dan falan hiçbir şey çıkmıyor. Öyle bir dizi değil bu. No setup no nothing yani. Davetiye gördü agalar gidiyor ya şimdi. Davetiye var bir tane. Kız böyle yapacak. Kaptan durun. Ne oldu? Davetiye biliyor muyuz de ya tuzaksa? Doğru, haklısın. Bravo diyecek. İki duracaklar belki. Kızım böyle surat çizgi. Kıpkırmızı oluyor. Kaptan yapmayın ne olur kırmızı. Aferin sana. Kaptan. Sürekli millet böyle. Bir de sonra şöyle. Bunu gidin uzay boşluğuna atın. Hayda. Ya bu boyanın kilosu kaça? Kaptanım yani... tam takır bütün şeylerimiz yerinde ama boya için aşağıdaki gezegene uğramamız gerekiyor. Çok gidiyor. Çok önemli o boya.
kaptan, un kinta, boya bitti, ne? Sinirleniyor değil mi orada? Evet arkadaşlar, bizden açıkçası bu haftada bu kadar. Savaş... Çok özür diliyorum, iki tane şey söylemek istiyorum. Aa, lütfen. Bir, bu diziye harcanan bütçeye yazıklar olsun. Her bölüm çok iyi gözüküyor, bütün makyajlar çok iyi, çekim kaliteleri gayet yüksek. Gerçekten yazıklar olsun bu diziye harcamış olmalar, çok üzülüyorum. Yani muhtemelen bütün klasik Star Trek bu sezonun bir bölümünün parasıyla falan çekildi yani. Ve yani aradaki kalite farkı inanılmaz boyutlarda. Sana verseler sen ne yapacaksın? Daha bir tane bölüm çekemedin. Anca konuş. Zaten gözlüklüyüm ve şişmanım, üstüme evet, gelme. Evet. İkincisi, geçen bölümü sen gömmüşsün. Ben kaçırdım. Geçen bölümle ilgili hiç genel bir şey değinmeyeceğim. Sadece geçen bölümdeki şu dandiklik bir yerde anlamsızca Komutan Lorca'nın odasında mor toplar çıkıyor, tamam mı? Bu mor toplar evrendeki en acılı ölümmüş, tamam mı? Böyle bir şey çıkıyor ortaya. Abi TNG'de böyle bir bölüm vardı, hatırlıyor musun? Ne? Data'yı şey aldıklarında, rehin aldıklarında adamın bir tanesi silah saklamış. Bu bak işte evrendeki en acılı silah diye bunu sakladım. Acaba ona bir refer mi ettiler orada? Bence hiç beyinleri yok. Çünkü şöyle bir şey oldu bak. O mor top çıkıyor, vururum ha, çakarım ha falan diye milleti korkutuyor. Öbüründe silah var. Ya ulan salak. Yani şimdi sende zaten fazer var. İnsanları sıkınca insanlar cız diye yok oluyorlar. Bunu atınca da cız diye yok oluyorlar. Öncesinde bir iki saniye canları acıyor ama. Ya bunu bu kadar kurmaları, inşa etmeleri bölüm boyunca sanki diyorsun ki bir şey olacak herhalde. Yani bunu şeyden takıldım. Bütün bölüm zaten çok kötüydü ama. Yani yazarlardan biri yani demiş şey ki ya. Mor top olsun abi falan. Yani Michael yutuyor ya falan yani. Ama hani kendini burada tabii evet. Ne, niye onu yazmışlar? Onu yazmalarına hiçbir sebep yok. Bunu şeyden ötürü söylüyorum yani. Bir sürü çok tırt olay cereyan ediyor ama bazen bir de gereksizce cereyan ediyor bunlar. Yani çok kötü her şey ya. Bir şey diyemedim ya, bu kadar. Bu küçük detaya da çok takıldım. Ben de geçen haftayla ilgili sadece bir şey söyleyebilir miyim? İyi bari? Hadi sen. Şimdi Can'a izin verdik, sana izin vermiştik evet, olmasın. Evet, bence de eşitlik lazım. Ya katılacaksınız tabii ki. Ya koskoca bölümde işte böyle bir takım bir şeyler oluyor falan. İşte senin dediğin gibi zamansal zavazingolar. Birdenbire diyor ki bana bir şey söyle diyor, seni bir daha ikna etmek zorunda kalmayayım. Şimdi orada yazarlık konuşturacaksın, tamam mı? Orada öyle bir şey anlatacak ki mesela ben böyle hani duygulanacağım falan veya böyle aşka geleceğim veya çok zekice bulacağım. Hem anlayacak hem zekice bulacağız hem de öykü olarak da etkileyici bir şey olacak. Ve şöyle diyor. Neymiş? Ben hiç aşık olmadım. Yok yok. Doktoru da böyle sığlık yoktu bu. Bayağı. Keşke şey, abi şöyle. Keşke Amy Pond döneminin keşke şöyle olsa. Keşke şöyle olsa. Sen hiç aşık olmadın. Hı? Falan sonra bir dahaki loop'a geliyorlar. Şifren 3458. Ha okey. Hani yani bir daha sormuştum ama. Evet. Ha bir de çok şey bir şey yani. Mesela hani bu şu demek, tamam mı? Sen hiç aşık olmadığını Michael Burnham tekrar evet bu beni tanıyor demesi için ya şöyle yapması lazım. Gece gündüz kadın demek ki düşünüyor bunu. Ben hiç aşık olmadım. Ya bir aşık olsam, evet, hiç aşık olmadım. Oradan aşık olmadım. Aslında yani. Evet abi. Ya çünkü bunu mesela bana desen ya evet aslında da bunu sen biliyor olabilirsin ki. Hani çünkü ne bileyim hayatımı okumuşsun. Çünkü mantar genomundan şey olmuşsun. Tövbe ya da hani mesela ne bileyim. Yani. Genine radyoaktif mantar abi, tarafından hani, ısırılmışsın. Hayatında hiç ilişki yok, bunu tahmin ediyor yani, olabilirsin mesela. Şunu bile yani. Tartışırım yani. Sen sana birisi diyor ki sen hiç aşık olmadın. Yani bilmem hiç düşünmemiştim. Bile diyebilir insan yani. Bunu anladın mı aslında? Şey bir şey değil, bilgi o zaten. Evet evet. Kız o kadar bunu düşünüyor olmalı ki bunu birisi söyleyince doğru. Hemen her şeyini bildiğini idrak edebilecek falan. Öyle de tırt bir karaktermiş. Evet yani. Evet. Yani. Doğru. Karakteri ne güzel indirgediniz. Torüç'e döndü hemen ya. Hiç aşık olmadım. Tam şey gibi mesela John Picard da böyle mesela tanımla dese kendini ben hiç aşık olmadım. Aha sen bir zaman loop'unda olmalısın. Ne çöp şeyler ya. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın yani dizinin severi olup da böyle bölüm bölüm incelemeye buraya geliyorsanız bu çoktandır bir gömme günlüklerine dönüştü. Yapacak bir şey yok. Geek yapar olarak biz her zaman ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Çünkü bilirsiniz ne demişler. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.